Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mutlak değer konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir sayının x doğrusunda başlangıç noktasına olan uzaklığına biz arkadaşlar bu sayının mutlak değeri diyoruz. Mutlak değeri denir. Ve bu mutlak değer neyle gösterilir arkadaşlar? Mutlak değer şöyle çizgiyle gösterilir. Arkadaşlar sen, siz bu çizgiyi bir yerden hatırlıyorsunuz. Nereden hatırlıyorsunuz? Biz daha önce geometri derslerinde ya da matematiğin bir kısmında A ile B'nin arasındaki uzaklık için biz böyle iki çizgi kullanıyorduk. İşte tam da buna benzer bir olay. Hatta zaten bu oradan geliyor. Bir sayının sayı doğrusunda başlangıç noktasına uzaklığına uzaklığına demek ki mutlak değerin asıl Anlamı neymiş? Uzaklıkmış. Mutlak değer diyoruz. Peki ne anlatıyorsun hocam? Şunu anlatıyorum. Bak x diye bir sayı var. Mesela 3 olsun. Sayı doğrusunda uzaklığı kaç arkadaşım? 3. Peki aynı şekilde 5 diye bir sayı olsun ama hangi 5? Eksi 5 olsun. Eksi 5'in uzaklığı ne? Bu da 5. Ha, o zaman bir saniye. Ben bir şey anladım. Uzaklık dediğim şey eksi olamıyor. Çünkü niye? Eksi tarafta da olsa artı tarafta da olsa Cevabım her zaman artı çıkıyor. O zaman 3'ün uzaklığı 3, 5'in uzaklığı eksi 5'in uzaklığı 5. He, o zaman eksiler sanki artıya dönüyormuş gibi. Artılar aynen duruyormuş gibi. Bu bir aklımda kalsın. Güzel. Peki şunu bir de söyleyelim. Buradaki 3'ün uzaklığı 3. Peki şuradaki eksi 3'ün uzaklığı ne? O da 3. Tamam bir şeyler yavaş yavaş oturdu. Bu arada arkadaşlar mutlak değer konusu öğrenciler için çok zor bir konu olabiliyor. Yalnız çok zorlandıkları kısmı çok iyi biliyorum. O yüzden bu videoyu izledikten sonra inşallah mutlak değerle ilgili bir sıkıntınız kalmayacak. Şimdi buralarda benim sana söylediğim ipuçlarına iyi dikkat et. Şimdi ısınmayla başlayalım. Ne dedik? Sayı doğrusunda sıfır olan uzaklık dedik. Bu arada neydi? bu mutlak değer neymiş? Uzaklıkmış. Peki 2'nin sıfıra olan uzaklığı nedir? 2'dir. Bunu zaten biraz önceki örneklerle gördük. Peki eksi 3'ün uzaklığı neydi? Bu da 3'tü. Yalnız bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Eksiler artı oluyor. Evet bunlar sayı iken sıkıntı yok. Sayı iken sıkıntı yok. Yalnız sanki sen şunu iyi bilsen iyi olur. Sanki bu eksi 3'ü ben eksiyle çarpmışım da 3 olmuş gibi. Hani burada 3 oldu ya. Sanki bu eksi 3'ü eksiyle çarpmışım. Yani içerisi eksi ise eksiyle çarpılıyor gibi. Ama normal sayılar verildiyse sen hemen eksiye artı yapıyorsun. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bak normal sayılarda bir sıkıntı yok. Mesela eksi kök 7 nedir? Artı kök 7. Ama bunun mantığı nereden geliyor diye sorarsan önüne eksi koyacaksın. Sadece bunu bilelim şu an yeterli. Peki 3 bölü 2'nin uzaklığı nedir? Zaten hocam bu artı olduğu için aynen uzaklığı o kadardır dediğim. Şu an bir sıkıntımız yok. Burada sayılar eksi ise dışarıya artı olarak çıkacak. Sayıların pozitifse dışarıya aynen çıkacak. Eksi olmasının sadece sebebinin eksi olanın dışarıya artı çıkmasını sanki önüne eksiyle çarpılıyormuş gibi olduğunu anladıysan geçelim. Şimdi arkadaşım hemen bir soru var burada bakalım. Burada önemli olan şey arkadaşlar e, şunu bir kez daha söyleyelim. Burada önemli olan şey bir şeyin içinin eksi ya da artı olması. Eksi ise sen ne yapıyorsun bunu hemen eksi ise sen bunu eksiyle çarpıyorsun. Artıysa sen bunu aynen dışarı çıkartıyorsun. Şimdi bak olay şu burası ne arkadaşım kök 5 eksi 2. Bak kök 5 2. Bunlardan hangisi büyük? İki dediğim şey kök dört değil mi? Kök dört. O zaman kök dörtse ise iki kök beşten küçük. O zaman kök beş büyük, iki küçük. E büyük şeyden küçük şey çıkarsa her zaman nedir? Her zaman burası pozitiftir. Peki arkadaşım kök üç iki. Peki kök üç dediğim şey de ikiden küçük mü? Evet küçük. O zaman demek ki buradaki sayım dört buradaki kök 3 küçükten büyük çıkıyor. Küçükten büyük çıkarsa da ne yapacağım? Her zaman cevabım eksi olacak. Basit bir şey söyleyelim arkadaşlar. Ben ve kardeşim olsun. Benle kardeşimin arasındaki yaş her zaman aynıdır. Yani benim kardeşimin yaşına uzaklığım aynıdır. Yalnız şöyle bir şey var. Benim yaşımdan kardeşimin yaşını çıkartırsak pozitif değer çıkar. Ama kardeşimin yaşı küçük olduğu için benim yaşımı çıkartırsam ne olur? negatif çıkar. O zaman şunu unutmayalım. A küçük B ise her zaman A'dan B çıkarsa bunun sonucu negatiftir. Ama B'den A çıkarsa bunun sonucu pozitiftir. Bak kısaca bir şey söylüyorum. Bunu not et oraya. Not et bunu. Ne diyorum? Büyükten küçük çıkarsa büyükten küçük çıkarsa pozitiftir. Ama küçükten büyük çıkarsa negatiftir dedim. Bak bir de şunu söyleyeyim burada. Bu çok işine yarayacak. Mesela bazen de kafanı karıştırmak için böyle veriyorlar sana. Böyle verdiklerinde de yine fark etmez. A negatif hocam ama hiç fark etmez. A mı büyük B mi büyük? B büyük. O zaman B'den A çıkarsa her zaman büyükten küçük çıkarsa sayı pozitiftir. Ama küçükten büyük çıkarsa her zaman negatiftir. Yani eksi olacak. Biz mutlak değeri biraz önce ne dedim sana? İçerisi bak direkt olaya girdim. Çünkü en sıkıntı çektiğin yer orasıydı. Lagalugu laga etmeden sana direkt kafadan girdik olaya. Ne dedim ben sana? İçerisi artıysa aynen dışarı alacağım. İçerisi eksi ise eksili yaparak dışarı alacağım. Şimdi bak burası artı mıydı? Artıydı. Mutlak değer gidiyor. Bu aynen dışarı çıkıyor. Tamam artı. Burası da eksi ya. Bunu da dışarıya alacağım. Yalnız ne yapacağım? Önüne eksi koyacağım. Önüne eksi koymak demek bunların işaretini değiştirmek demek. Bak. Güzel yazmak istiyorsan da iki eksi kök üç yaparsın. O zaman bu bak bunun cevabı ne olacak? Negatif olunca dışarıya eksi olarak çıkacak. Bunun eksilisi neymiş? Kök üç eksi iki değil de iki eksi kök üçmüş. Burayı anladığın anda olay biter. Olay bitti. Hemen nasıl yapıyorum? Bak iyi izle. Eksiliyle çarpmak demek yerlerin değişmesi demek gibi. Eksili güçlü. O zaman ben bundan sonra içerisi eksili olanlarda hiç uğraşmadan onu eksiyle çarpıp çıkartacağım. Hıp hızlı bir şekilde. Mesela bunun cevabı neymiş şu an? Hemen tersi. Eksiyle çarpılmış hali. Burada gösterdim. Artı bu işlemin artısı. Bir de ne gelecek buraya? 2 eksi kök 3 gelecek. Bak şimdi arkadaşım. Artının hiçbir önemi yok. Çünkü artı da aldım, hiçbir değişiklik olmaz. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. Bu işlemin cevabı ne geldi? Kök 5 eksi kök 3 geldi. Burası bitti. Şimdi alttaki örneğe geçiyorum. X neymiş abi? X pozitifmiş. X pozitifle 2 ile toplarsan bu hala pozitif midir? Aynen öyle. Pozitifse hiçbir şey yapmadan gözün kapalı dışarıya alıyorsun. Nasıl dışarı alıyorsun? Aynen gördüğün gibi. Mutlak değer nerede hocam? Mutlak değer gittiği için bunu direkt dışarı aldım. Eksi. Bak şimdi önemli olan neydi? İçerinin artı ya da eksi olması. X pozitifse eksiyle çarparsam ne olur? Negatif bir sayı olur. O zaman şu an bu mutlak değerin içi negatiftir. Negatifse negatifse ben bunu eksiyle çarparak çıkartacağım. Nasıl? Eksi 2x'i eksiyle çarparak çıkartacağım. Yani eksi 2x'i 2x yapacağım. Bak buradaki işlemin eksi geldi. Bu adam eksi 2 x'ti. eksiyle ile çarparak çıkarttım. E bunlar mutlak değerde değil zaten. Normal işlemler. O zaman burası da normal işlemler oldu. 2 burada siyahla gösterelim. X x ile gitti. 2 x gitmedi daha doğrusu. X x ile 2 x oldu. 2 x ile gittiler. Şimdi 0 kaldı. Elimde de 2 eksi 3 kalmış. 2'den 3 çıkarsa cevabım ne olur? Eksi 1 olur. İnşallah yavaş yavaş olaya alışmışındır. Zaten okulda hocandan dinlemiştin. Ben de bu olaya direkt kafalama daldım. Ama dalarken de ne yaptım? Sana tanımını da geçmedim. Bak bir daha söylüyorum. Mutlak değerin içindeki bak buradaki kritik nokta içi. İçindeki şey çok önemli. Pozitifse dışarıya aynen çıkar. Ne gördün? Al dışarı. Bak mutlak değer x. Ne diyor bana? Sıfırdan büyük. Aynen içeride gördüğüm şey x'e dışarıya x çıkacak. Tamamdır hocam geç. Mutlak değerin içindeki bak içi çok önemli içi. Mutlak değerin içi negatifse kesin eminsem negatif olduğuna dışarıya aynen alıyorum. Yalnız önüne eksi koyuyorum. Yani eksiyle çarpıyorum. Biraz önce de eksiyle çarpmanın ne kadar hızlı yapılacağını size söylemiştik. Burada kritik nokta neresi? Bir kere daha kırmızıyla gösteriyorum. Kırmızı çizgimiz burası arkadaşlar mutlak değerin içi. Zaten buradan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. İyi izle. X neymiş? 1 ile 2 arasındaymış. 1 ile 2 arasındaysa X, X 1 ile 2 arasındaysa bir kere 1'den büyük 2'den küçüktür. Peki X'ten 1 çıkarsa, X dediğim şey 1'den büyük müydü? Evet. O zaman büyükten küçük çıkıyor. Biraz önce söyledik. Büyükten küçük çıkarsa burasının içerisi, içerisi bak kesinlikle pozitif mi? Pozitif. Aynen dışarı çıkardı değil mi hocam? Evet süpersin. Artı burada işlemin artısı geldi. X, x eksi 2. X dediğim şey 2'den küçük müydü? Küçüktü. O zaman küçükten büyük mü çıktı? Aynen öyle. Küçükten büyük çıkarsa hocam sen zaten tiyoyu söylemiştin. Bunu eksiyle çarpacağım. Hatta ve hatta daha pratik bir şey söylemiştin. Hocam bunu eksiyle çarpmak demek 2 eksi x yazmak demekti. Burası topluluk olduğu için mutlak değer yaptım bak. Topluluk olduğu için mutlak değer yaptım. Şey mutlak değer diyorum özür dilerim. Topluluk olduğu için parantez yaptım. Kafa mutlak değere gitti. O zaman bak şimdi. Bak bu dışarıya mutlak değer giderken eksiyle çarpılacak. Eksiyle çarpmak demek x eksi 2'yi 2 eksi x yapmaktı. Biraz önce pratiğini söylemiştik hemen. Artının hiçbir fonksiyonu yoktu paranteze dağılmada. O zaman bakıyorum x var eksi x var birbirini götürdü. Geriye eksi 1 artı 2 kaldı. Bunun cevabı da ne oldu arkadaşım? artı bir oldu. İnşallah yavaş yavaş kavramışızdır olayı. Şimdi biraz önce sana güzel güzel anlattığım yeri uzun uzadıya anlattığım yeri hatta 5 dakika sürdü anlatmam ama hiç sorun değil. Çünkü burada bak ne kadar işine yarıyor. İyi izle şimdi. A sıfırdan küçük B de sıfırdan büyük. He. Ne olursa olsun bana hocam mutlak değerde kim küçük kim büyük demişti. Bir de mutlak değerin içine dikkat et demişti. Bak şimdi Mutlak değerin içinde kim var? A diye bir adam var. A dediğim sayı sıfırdan küçük mü? Negatif mi? Negatif. Negatif olunca ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyorduk. Aynen dışarı alıyorduk. Aldım. Önüne eksi koyuyordum. Çünkü içerisi negatif. İçerisi negatif. Mutlak değerin içi negatifse önüne eksi koydum. Eksi. Burada işlemin eksisi. A eksi B var. Kim büyük arkadaşım? B büyük. A küçük. Küçükten büyük çıkarsa bunu çok tekrar ettim negatif olacak. Negatif olanı ne yapıyorsun sen? Dışarıya eksiyle çarparak alıyorsun. Önüne eksi koyarak alıyorsun. Bak bu eksi işlemin eksisi. Senin burayla işin yok dostum. Neyle işin var? A eksi B'yi eksili yaparak dışarı alacağım. Nasıl peki? Pratiğini söylemiştik. Hemen B eksi A yapıyordun. O zaman burası B eksi A olacak. Ama bu bir topluluk mu? Topluluk. Parantez olacak. Niye? Eksi dağılacak çünkü dikkat. Peki B neydi? B pozitifti. İçerisi pozitif olan burada artı var. Bu işlemin artısı. Dışarısı içerisi pozitif olan hocam dışarıya aynen gözünü karartır çıkardı. Bu da çıktı gitti. O zaman ne oldu? Hemen parantez açalım. Eksi B oldu. Eksi eksiden dolayı artı A oldu. Bu da artı B'ydi. Bir baktım ki A'lar B'ler B'ler A'lar hepsi birbirini götürdü. Çünkü eksi B artı B sıfır. Eksi a artı a sıfır dedim. Bunu da hallettim. Tabii ki yüzün güler. Mutlak değeri anladın değil mi? Tolgut seni. Geç bakalım. Arkadaşım çok önemli bir bilgi var burada. O da ne? Mutlak değer uzunluk belirttiği için nedir? Uzunluk belirttiği için sıfırdan büyük olur. Her zaman sıfırdan büyük olur. Şöyle gösterelim. Mutlak değer sıfırdan büyük olur. Aa hocam bir saniye. Sen mutlak değer sıfırdan büyük olur diyorsun ama buraya eşitlik de koyuyorsun. Evet bak burada çok önemli bir şey var. Eşit sıfır da olabilir. Mesela benim olduğum bulunduğum noktanın bulunduğum noktaya uzaklığı ne komik bir cümle gibi geliyor ama sıfırdır öyle değil mi? O zaman sıfırsa arkadaşım bu sıfıra da eşit olur. Şimdi bak iyi izle. Yani mutlak değerin sonucu hiçbir zaman pozitif değil bir sayı negatif de şey pozitif değil sıfır da değil o zaman nedir negatif olamaz mutlak değer x eşittir eksi 3 arkadaşım böyle bir şey olmaz neden hiçbir uzaklık eksi 3 olmaz mutlak değer x eşittir sıfır olur mu olur hocam niye senin uzaklığın sıfırsa sıfırdır o zaman x sıfırdır işte anladık geçelim mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer pozitifler ya da sıfır dediysem demek ki en küçük değer nedir dostum? Sıfırdır. Süpersin. O zaman bak şimdi. Bak 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 bak. Ne var burada? <laughs> Horoz gibi olduk. Bak bak bak. Burada ne oldu? Arkadaşım iyi izle. Sıfır, sıfıra ne dedik biz? Ya pozitiftir ya sıfırdır. O zaman düşün. iki tane sayım var burada. Bunlar pozitif olsa cevabı pozitif olurdu. Biri pozitif biri sıfır olsa cevabı yine pozitif olurdu. Ama gel gör ki iki tane mutlak değer cevabı sıfırsa bunların ikisi de ayrı ayrı x eşittir sıfır olmalı. Y eşittir sıfır olmalı. Başka hiçbir şey bunu kurtarmaz. Neden? Mutlak değer denilen şey her zaman sıfırdan eşit ve büyüktür her zaman sıfırdan eşit ve büyüktür. Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür dedim. Örneklerle sen şimdi bunu iyi anlayacaksın. Hemen biraz ısınalım. Sonra zaten antrenmanla uçacağız. Bak şimdi bu mutlak der. Bu da mutlak der. Bu da mutlak der. Hayda cevap sıfır. Nedir o zaman arkadaşım? Bunların içleri ayrı ayrı sıfırdır. O zaman A2'dir hocam. İçleri ayrı ayrı sıfırdır. E tamam o zaman B eşittir eksi 3'tür hocam. İçleri ayrı ayrı sıfırdır. E zaten bu C sıfır çıktı dostum. O zaman bitti. Toplamını soruyordu bana. 2 artı eksi 3 artı sıfır. Sıfırın toplamada hiçbir önemi yok gitti. 2'den 3. Şurada artı eksi muhabbeti var. 2 3. Bunun da cevabı eksi 1 çıktı. Hayırdır inşallah her şeyin cevabı 1 ile eksi 1 çıkıyor. Bakalım ne olacak. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir mutlak değer var mı? Artık ısındığımıza göre... Antrenmana geçelim. Baksana elim ayağım titremeye başladı. İyice ısındık. Geçelim antrenmana. Ne oldu? İfadesinin en küçük değeri için. Bak bu bir mutlak değer mi? Mutlak değer. Mutlak değerin en küçük cevabı nedir abi? Mutlak değerin en küçük cevabı nedir? Eşittir sıfırdır. Evet hocam. Ya pozitifti ya sıfırdı. O zaman cevabı sıfırdır. E sıfırsa dostum ne dedim biraz önce ben? Sıfırsa her zaman bunun içerisi sıfırdır ki uzun uzaklık sıfır olmuş. O zaman x eksi 2 y nedir? Sıfırdır. O zaman ne diyorum? x eşittir 2 y'ymiş. x eşittir 2 y ise artık benim için x yok. Ben daha da x'i tanımam abi. Kimi tanırım? x'i gördüğüm yerde amcaoğlu 2 y'yi tanırım. O zaman x'in yerine ben her zaman 2 y yazacağım. Al sana 2 çarpı ne var burada? x'in yerine 2 y koyduk. Artı bak x'in yerine 2 y koydum. Çünkü niye? Ben daha da x'i tanımam y'yi tanırım demiştim. Burada da Y ye zaten Y Burası da Y idi. Yukarıya hemen bir toparla kardeşim. Burası ne oldu? 4 oldu. E burası 4Y. 4Y artı Y. 5Y. Aşağıda da Y var. Y'ler 4 dedi gitti. Cevabım kaçmış? Ultra mega güzel bir sayı. 5'tir. Gül bakalım Tonguç. Son gülen iyi gülecek. Geçtim. Arkadaşlar mutlak değerin özelliklerine geçtik. Mutlak değerin özelliklerinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ki bildiğimiz şeyleri yazacağız aslında. Bazı şeyleri de ilk defa göreceğiz, yazacağız. Onları anladıktan sonra sorularla çok iyi anlayacağız. Zaten ben buraya sana tiyoları verdim. İyi izle şimdi. Bir mutlak değerin eşiti aynı zamanda nedir arkadaşım? Eksi x'tir. Hocam nereden çıktı bu? E düşün. Düşünsene. Ne var? Mutlak değer 3. Nedir? Mutlak değer eksi 3'tür. Evet doğru. Bak. E, tam tersini düşün mutlak değerin içerisi eksi 3 ise mesela x'im eksi 3 olsun. eksiyle ile çarparsam artı 3 olur. Evet doğru. Bu da 3'tür. O zaman bak bu ne işime yarayacak biliyor musun? Sorularda adam hem bunu verecek bana hem bunu verecek. Ben ne yapacağım? Sen zaten buna eşitsin diyeceğim. Ve artık bunu gördüğüm yere bunu yazacağım. Hani biraz önce amcaoğlu dedik ya. Bu da bunun amca artık bunu yazacağım ben. Ben bunu tanımam diyeceğim. Bunu tanırım. Niye? Çünkü bunlar birbirine eşit. Gel gör ki Burayı ben sana ne demiştim? Eksilisi basit bir şeydi. Şunun eksilisi neydi? Y eksi xti. Ha, işte. O zaman şu içerideki şeyin eksilisi dediğim şu şeyde yine bu mantığa geldi mi geldi? İçerideki şeyin eksilisini yazarsam bunlar da birbirine eşit. Bak, bu benim kuralım ama bu benim pratikliğim işte. Bu benim bilgim. Sorularda bunu soracaklar dostum sana. O yüzden işte bak hocam. Burada Tonguç sana yardımcı olur. Bunu yaptıktan sonra burada ne olacak? Sorularda sana hem bunu hem bunu verecek. Sen de diyeceksin. Hayır bu değil. Bunu yazacağım ben. Çünkü bunlar aynı şeyler diyeceğim. Patlatacağım olayı bitireceğim. Çarpmadı arkadaşlar. iki sayının çarpımının mutlak değeri varsa ben bunları cart Ayşe teyze diye ayırabilirim. Nasıl? Ne oldu burası? Mutlak değer iki tane çarpım varsa içinde çarpımı ayrı ayrı yazabilirim dedim. Peki Burada ne var arkadaşım? Bölme. Artık çarpmayı anladıysan bölmeyi sen yaparsın diye söylemedim. Yazmadım bir daha. Hemen yazılmışı var burada. Mutlak değerler ikisi ayrı ayrı cart diye ayrılacak. Peki buna bakıyorum. Burası ne diyor? İçerideki üstle mutlak değerin dışına alınan aynı şeydir diyor. Ki zaten 9. sınıfta böyle sorular çok nadir gelir. Daha çok üniversite sınavına yaklaşırken gelir. O yüzden de bunu fazla kafa takmaya gerek yok. Ama bilsen iyi olur geçtim. Şimdi şurada k eleman reel sayıysa. Hocam bununla bu aynı şey değil mi? 2 ile 5 aynı şey değil mi? Aynı şey gibi ama bu k bir sayı. Buradaki x'ler bilinmeyenler. O yüzden k sayıysa yani bu aslında 2'nin bir kuralı. 2,5 gibi düşünebilirsin. Eee mutlak değer özellikleri 2,5. 5 değil de 2,5. Burada ne oldu? Hemen yine ben bunları iki tane çarpım olarak ayırırım. Ayırdıktan sonra da hemen ne yaparım? Bu zaten sayı olduğu için sayının mutlak değeri kolaydı. Öyle değil mi arkadaşım? Kolaydı. Evet. Mesela bak şimdi burada ne var? Eksi 3 var. Mutlak değer x var. Burada ne var? Mutlak değer 4 var. Y var. E, eksi 3 dışarı ne diye çıkıyor? Artı 3 diye çıkıyor. E, o zaman burası da bu mutlak değerin içinin ne garanti olduğunu eksi veyahut da artı olduğunu garantisini bilmediğim için böyle kalır. Şimdi buraya bak. Bu da 4 diye dışarı çıkar. O zaman mutlak değer 4 y'dir. Yine ben y'nin artı ya da eksi olduğunu garanti bilmiyorum. Şimdi ben sana pratik bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Bak eksi 3 x ise bu direkt dışarıya 3 mutlak değer x çıkar. Bir daha eksiler zaten artı olacak ya. Eksiler ama sayı olunca artı olacak. Unutma onu. O yüzden sen burada şurayı bypass ettin. Bypass ne demek? Aldın onu. Hemen öbürküleri birleştirdin. Hemen burayı iptal ettin. O zaman cevap budur. 4 7 cevap nedir? 4 de cevap mutlak değer. 4 yeni cevabı 4 mutlak değer y'dir dedim. Geçtim. Şimdi sorular önemli. Bak buraya iyi bak. Buradan sonra sorularda şimdi hocan sana neler öğretecek iyi izle. Bak şimdi arkadaşım. Bak şimdi bak şimdi. Bak şimdi. Bunu dışarı çıkartabilir miyim? Çıkartamam. Sorulara böyle yaklaşacaksın. Sorunun üstünde sana bir bilgi veriyor. Ve sen bunu buraya uygulayabiliyorsan uygulayacaksın anında. Pozitifse bunu aynen alacaksın. Negatifse önüne eksik koyarak alacaksın. Ama sorunun hiçbir yerinde bunu garanti eden bir şey yok. O zaman özellikler devreye girecek. Bak şimdi nasıl girecek. Bu bir kere mutlak değer x'tir. Şuradan başlayalım. Bu nedir arkadaşım? Bu da mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x'tir. Böyle yapma demiştim sana. Ya bu do doğru cevap bu neydi? Ama burayı bypass et demiştim. Bunu direkt sen 3 mutlak değer x yaz demiştim buradan buraya geçişi hızlı yap demiştim. Önünde de eksi varsa bu 3 tane mutlak değer x'tir. Bölü aşağıda da mutlak değer eksi x var. E kardeşim mutlak değer x ile mutlak değer eksi x aynı şey değil miydi? Aynı şeydi. O zaman ben seni tanımam amcaoğlu. Ben bunu tanırım. O zaman bu ne oldu? Burası mutlak değer x olduğu. Artı. Şurayı bir iki parantezine alalım şurada. Bunu maviyle göstereyim. Şurayı iki parantezine alırsan sen 2 parantezinde burası y eksi x'tir mutlak değer içinde. Hemen 2 dediğim sayı çarpım durumunda olduğu için dışarıya fırlar gider mi? Gider. Ama bu içeride kalır. Bak 2 tane mutlak değer x'ti ama bu 2 dışarı hızlıca çıktığı için sorun yoktu. O zaman burayı çözdüğüme göre şu yukarısı da 2 ama y eksi x'i artı mı eksi mi bilmediğim için böyle yazdım. Gel gör ki aşağıda ilgili hiçbir malumatım yok. Bu da böyle oldu. Hemen bir flashback yapalım. Flashback ne arkadaşlar? Filmlerde ne yapıyor? Geçmişten geri yürüyor böyle. Gelecekten geçmişe dönüyor. Hemen biz de geçmişe döndük. Rulup geldim buraya. Bak bununla bu aynı şey değil miydi? Aynı şeydi hocam. Bununla bu aynı şey değil miydi? Aynı şeydi hocam. O zaman hemen geçmişten yine geleceğe bugüne geldik. E bununla bu aynı şey mi dostum? Aynı şey. Aynı şey ise bunlar birbirini götürürler. Tamam. Burası ne oldu o zaman? artı 2. Heyecanla bu tarafı yaptım. Şimdi şu tarafa bakalım. Bir tane mutlak değer x'ten 3 tane mutlak değer x çıkacak. O zaman ne oldu? 2 tane mutlak değer x oldu. Aşağısı da mutlak değer x'ti. E, bu mutlak değerlerde çarpım durumunda olduğu için birbirini götürdü. E, bu tarafım eksi 2 artı bu tarafım 2. O zaman cevabım ne oldu? 0 oldu. Al sana dostum. Çok temiz, net bir konu anlatışı oldu. Burayı inşallah çok iyi anlamışındır. Geldim buraya. Bak şimdi. Bana ne diyor? X küçüktür. Y'den diyor. Ondan sonracıma burada sıralama vermiş. Şimdi ben bu soruyu niye yazdım? Biraz önce söylediğim gibi. Yukarıda bir şey veriyorsa sen onu biliyorsun demektir. Şurayı bir düzgün yazayım. Yukarıyı ilk önce şöyle buradan başlaya başlaya böyle gidelim. Burada ne olacak? Mutlak der. 3 parantezine alınır. 3 parantezin alırsan x eksi y olur burası. Bu mutlak değer durur. Bölü mutlak değer 2y var. Burada bak şurayı dikkatli izle arkadaşım. Burada iki tane mutlak değer var. Bir şu var büyük bir de içeride küçük var. Yani şu 2y artı mutlak değer 2x. 2x neydi? Negatifti. Aa bak 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 bak. Mutlak değer içi kesin negatif mi? Kesin negatif. Hocam o zaman bu dışarıya eksi çıkar. Tamam nasıl çıkacak dışarıya? Eksi x diye çıkacak. Ben senin için bir kere daha ayrıntılı yazayım. Eksi 2x olarak çıktı bu vatandaş. Şimdi bir kere daha güzel yazalım. Mutlak değer 3 x eksi y mutlak değerin içinde bölü şurası da artı eksiden dolayı 2y eksi 2x oldu. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şunları ben ayrı ayrı yazabilir miyim? Yazarım. Bu 3 dışarı çıktı. Hani biraz önce dedik ya eksi 3 artı 3 diye çıkar. Çarpım durumunda olduğu için hemen pat diye yapıyordum ben bunu. O zaman burası x eksi y kaldı. Bölü bak burayı da iki parantezine al hemen. İki parantezine alırsan y eksi x olur. Tamam süper. Y eksi x olduğunda iki de dışarı çıkar. Ama bu mutlak değerden şu vatandaş dışarı çıkamaz. Çünkü garanti bilmiyorum onun cevabını. Şimdi bak ben bu soruda ne göstermek istedim biliyor musun? Aslında bana burayı vermesi sadece şurada işime yaradı. Ben bunu garanti dışarı çıkartırdım. Ama bak böyle sorularda bunların ikisinin aynı olduğunu bilirsen bunları silersin. cevabada da 3 bölü 2 dersin. Yalnız ben burada sana bir şey göstereceğim. Bak o meşhur kafa karışıklıkları mutlak değerde var demiştik ya. İşte burada devreye giriyor. X eksiye nedir? X küçük Y büyük. O zaman bu dışarıya ters dönerek çıkacak. Yani eksiyle çarpılarak çıkacak. Daha doğrusu eksiyle çarpılarak çıkacak. Yani ters dönerek çıkacak. Ters söyledim biraz önce. Bu da büyükten küçük çıktığı için burası garanti eksiyken burası garanti artı. Bu da dışarıya aynen çıkacak. Bak görüyor musun? Ne olursa olsun bu adamlar dışarı çıkarken pozitif oldular. Neden? eksi eksiyle çarparsan dışarıya çıkışı artı olur. Artı zaten dışarıya artı çıkar. Mutlak değerde bazı hocalarımız öğrencilerin aklında kalsın diye ne diyor? Mutlak değer çamaşır makinesi gibidir. Kirli atarsın, temiz alırsın. Temiz atarsın, yine temiz alırsın. O zaman eksi atarsın, artı alırsın. Artı atarsın, yine artı alırsın. Ama her türlü dışarıya çıkan sayı dışarıda cevabı artıdır. Dedik ve burada ister bu pratiklikle yap ister buradan çek. Senin artık hiçbir önemi yok. Sen zaten buranın mantığını kavradın dostum. Geçtiğim. Şimdi düşünme zamanı. Düşünelim. Bu soru çünkü özellik olarak yazmadım. Hemen buraya yazdım. Altında da maazallah cin soru var. Bizi çarpmadan biz onu çarpalım arkadaşlar. Bak ne diyor bana? X artı 5 2X artı 6. En küçük değerini bulun diyor. Böyle iki tane mutlak değeri sana toplamayla verirse sen en küçük değeri nasıl bulacaksın biliyor musun? Bunu bunu sıfır yapan değeri bulacaksın. Neymiş o? Eksi 5. Bunu sıfır yapan değeri bulacaksın. Neymiş o? Hızlı yazayım. Zaten amel işlemi buraya hemen yaparız. 3'müş o. Bak bunu eksi sıfır yapanı buldun. Bunu sıfır yapanı buldun. Bu bulduğum değerlerin ikisini de tek tek koyuyorum. Koydum. Ne oldu? x eşittir eksi 5 için. Bak eksi 5. koyarsam bu zaten gidecek. 0. Ya daha doğrusu 0 mutlak değer olacak. Hatta yazayım senin için. Burada da eksi 5'i koyarsam 2 kere eksi 5 eksi 10. Burası da eksi 16 oldu. Bunun cevabı 0 artı biliyorsun ki eksi 16 artı 16 diye dışarı çıkıyor. Cevabım 16 oldu. Burada eksi 5 için cevap 16 çıktı. Gel gör ki bir de kırmızıyla şunu yazayım. X eşittir 3 için bakarsan X eşittir 3 içinde 3'ü buraya koydun. Mutlak değer 8 artı. 3'ü buraya koyarsan mutlak değer 0. Zaten bu da 8 artı 0'dır. Cevabım ne oldu? 8 oldu. Bak şimdi arkadaşım. Böyle iki tane mutlak değer verirse sana arada toplam verirse en küçük değerini sorarsa sen bunun bunun hatta üçüncüsü olabilir, dördüncüsü de olabilir, hiç fark etmez. Bunlar şu an iki tane. Sen onların tek tek sıfır yapanları buluyorsun, sonra bunları da alıp tek tek yerine koyuyorsun. Buraya ve buraya koyuyorum. Tabii ki de bu arada tek tek derken eksi beşi buraya ve buraya koyuyorum. Sonra üçü buraya buraya koyuyorum. Gördüğün gibi. Sonrasında da diyorsun ki bunlardan hangisi küçük? Sekiz küçük. O zaman bu ifadenin alabileceği en küçük değer on altı sekizden. 8'dir diyorsun, soruyu hallediyorsun. Üniversite sınavında konular biriktikçe kafa gidebiliyor. Bazen özellikleri unutabiliyoruz. Şu soru bazen kafa karışıklığına yol açabiliyor, unutabiliyoruz. Ama bak, mutlak değer sorularında unutma. Şöyle bir şey verilirse sen en küçük değeri biliyorsun. O zaman bana cin soru sorsalar, deseler ki 30 bölü şöyle bir mutlak değer. Bu ifadenin en büyük değeri kaçtır? İşte bak bu soru bu sorunun birebir aynısı. Ama hocam burada büyük diyor. Burada küçük diyor. Desin arkadaşım. Bak burada sayı böyleydi. Burada ama bölüde 30 diye bir sayı sabit zaten o. 30'u sen büyük bir sayıya bölersen küçülür. Küçük sayıya bölersen büyür. Mesela bak 1'e böl cevap 30. 15'e böl cevap 2. Bak bir yerde 30 var, bir yerde 2 var. O zaman ben burayı ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> burayı ne yapacaksın? En küçük seçeceksin ki bu A değeri en büyük olsun. Burayı en küçük seçeceksin. Bak zaten ben buraya bunun aynısını yazdım. İşte burayı en küçük seçtiğin an bu cevap en büyük olur. O zaman bu çok güzel bir mutlak değer sorusuymuş aslında. Ama burayı iyi bilmek lazım. E peki ben zaten burada uzatmayacağım arkadaşım. Bunun en küçük değeri nasıl bulursun? Burada yazdığın gibi bulursun. Buldun buldun buldun. O zaman dedin ki bunun cevabı 8'dir hocam. 8 ise A eşittir 30 bölü 8'den dersin ki A'nın en büyük değeri 15 bölü 4'tür dersin. Sadeleştirme yaparsan yukarıya aşağıya 2 ile sadeleştirirsen 15 bölü 4'tür dersin. İşte bu kadar arkadaşım. İşte bu kadar. Bu olaylar böyle. Burada sadece yapman gereken sıfırlarını yerine koymak dediğim geçtim. Mutlak değerli denklemlerdeyiz arkadaşlar. Mutlak değerli denklemlerde çok yine bildiğimiz şeyler aslında. Bak burada net biliyorsun çünkü. Niye? Mutlak değerin cevabı. Bak A bir reel sayı. A bir reel sayı. Ama nasıl bir reel sayı? Pozitif. Zaten cevap pozitif olmalıydı hocam. Doğru söylüyorsun bak. Pozitifse cevabın bu mutlak değer. Diyelim ki bunun cevabı 3. E bu nasıl 3 oldu ya? İçerisi ya 3'tür ki 3 olmuştu. Pardon. Bir ağlısını yazacaksın. Bir de eksi ağlısını yazacaksın. Yani bunun içerisi ya 3'tür ki dışarıya 3 diye çıkmış ya da eksi 3'tür ki 3 diye dışarı çıkmış. Ben burada şöyle söylüyorum. Öğrencilerin de çok hoşuna gidiyor. Diyorum ki x ya gerçekten a'dır ya da eksi a'dır. x ya gerçekten A'dır ya da eksi A'dır. Ama ne zaman A sayım pozitifse ki zaten pozitif olmak zorunda. Geldim buraya. A sıfırsa e A sıfırsa kardeşim biraz önce de söylemiştik. A sıfırsa kesinlikle içerisi sıfırdı dediğim. Gel gör ki A negatifse ya bunu baştan beri söylüyorum ben ya. Baştan beri söylüyorum. A negatif olur mu dostum? Olmaz. A ya sıfır olur ya pozitif. Negatif olursa Al sana sen büyük bir boşluksun dersin. Beni boş boş işlerle uğraştırma. Boş yapma. Bunun cevabı yoktur. Çözüm kümesi boş küme dersin geçersin. Al sana ısınma. Hemen tak 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 yap geç burayı. Nasıl? Ne diyorum ben? Bu mutlak değerin içi beşmiş ki gerçekten beşmiş ki dışarıya 5 diye çıkmış. Ya da mutlak değerin içi eksi beşmiş ki Dışarıya 5 çıkmış. Düşünsene burası 5 mutlak değer 5 beş nedir? 5'tir. Mutlak değer eksi 5 nedir? O da 5'tir. O zaman bu cevap nasıl 5 oldu? İçerisi, bak içerisi tamamı ya 5'tir ya da içerisi eksi 5'tir. Bunu yapmak çok kolay arkadaşım. 3'ü karşıya eksi 3 olarak attım. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ü karşıya eksi attım. Bunu yapayım senin için. Eksi 5 eksi 3. Bu da ne oldu? x eşittir eksi 8 oldu. Bu tamam dostum. Geç. Cevabı sıfırsa bak aynı şeyler. Cevabı sıfırsa gel gör ki o zaman içerisi sıfırdır. İçerisi sıfırsa x eşittir eksi 3'tür. Geç. Cevabım eksi 5 ya dalga mı geçiyorsun derler adama. Dersin ki dalga mı geçiyorsun dostum? Biz bizi sen matematik bilmiyor mu zannediyorsun? Hayır biliyorsun. Cevap eksi olursa çözüm kümesi sıfır değil boş kümedir dedin. Geçtin. Bak matematikte kurallar ve öğrendiklerin sabittir. O yüzden hep bildiğini yap. Hep bildiğini yap. Şimdi burada dışarıda bir mutlak değer var. Doğru mu? Dışarıda mutlak değerim var. Teyze konuşmayı bırak. Burada ne yapıyoruz? Soru çözüyoruz. Soruya odaklan. Ne yapıyorsun burada? Burası mutlak değer. Mutlak değerde ben şunu biliyorum. Şu içeriği ne olduğunu boş ver bak. İçeride ne var ne yok boş ver. Mutlak değerleri görüyor musun? İçeridekinin cevabı 7'ymiş. Bak olay sabit. İçerisinin cevabı 7 ise burası içerisi daha doğrusu mutlak değerin cevabı 7 ise içerisi kesinlikle ya 7'dir ya gerçekten 7'dir ya da eksi 7'dir. Olayı görüyor musun? 7 ise dışarıya 7 çıkmış. Eksi 7 ise o zaman içeriye bir bakıyorum ki aa içeride bu var. Tamam o zaman. O zaman ne oldu? X artı 2 mutlak değer içinde eşittir. Eksi 5 karşıya artı 5 geçti 12. Buradaki de karşıya eksi 5 artı 5 geçti. Eksi 7 artı 5'ten dolayı bunun cevabı da mutlak değer. X artı 2 eşittir. Eksi 2 çıktı. Hocam eksi 2 çıkmazdı. Aferin aferin aferin. İşte sen bu işi öğrendin. Buradan kök gelmez. Buradan kök gelmez. Ama buraya bakıyorum. E burada hocam pozitif tamam. O zaman yine bildiğimi yapacağım. İçeriği kapattın. Daha doğrusu şöyle kapatalım. İçeride bir şey var cevabı 12. İçeride bir şey var mutlak değeri 12. O zaman hocam bu ya 12'dir. Aslansın sen. Ya da eksi 12'dir. Aferin kaplansın sen. Aslansın sen kaplansın sen. Bu işi çözdün. Ne yaptın? Bak içeriği aynen aldın. O zaman dedin ki x eşittir 10'dur hocam. Eksi 2'yi karşıya attın. Eksi 12. Eksi 2 daha geldi. Daha da eksi oldu. Eksi 14 oldu. Allah x de gitti. Şöyle yapalım. Heh. Ne oldu? O zaman bu denklemin çözüm kümesi nedir? CK çözüm kümesi eksi 14 ile 10'dur dedin. 2 değeri vardır dedin. Geçtin. Buradan çözüm kümesi gelseydi onları da ekleyecektim. Bunun çözüm kümesi 4 elemanlı olabilir. Hiç sıkıntı değil. O yüzden onları da eklerdim. Hayda, hocam bu ne ya? Bu ne ya derken bir şey fark ettim. Dur. Burayı iki parantezine alırsam Burayı iki parantezine alırsam 3 1 oluyor. Artı burayı 3 parantezine alırsam 1 3x oluyor. Aha aha aha. Ya bunu hocam, canım hocam. Ne demişti bana? Şu vatandaşlar birbirinin aynısıydı. Nerede? Mutlak değerdi Ama önce çarpım durumundaki 2 ile ikiyle... o bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye. Heh, tamam sıkıntı yok. Bunu dışarı almıştım ben. Çarpım durumunda 3x-1 eksi hala mutlak değerde kalabiliyordu. Göstermiştik bunu. Devam ediyorum. 3'ü dışarı alırdım. Burası da yine böyle olacaktı. Hıhıhıhıhı <laughs> İşte geldim güzelliklere. Bunları öğrettik işte. Öğrettik. Burası ne? 3x eksi 1 1 eksi 3x. Ne? Mutlak değer içinde. Bunların ikisi de mutlak değerin içinde aynı şeyler olduğunu. Pardon. Eksilisi olduğu için bu mutlak değerler birbirinin aynısıydı. O zaman ben ne diyordum? Amcaoğlu ben seni tanımam. Ben senin yerine bunu yazarım diyordum. O zaman bak yazayım. 2 tane 3x eksi 1 şurası 1 Artı 3 tane ben seni tanımam bunu tanırım diyordum. 3x eksi 1. Neden? Çünkü mutlak değer içinde 3 ile mutlak değerin eksi 3 aynı şeydi. O zaman birbirlerinin yerine yazardım. Bak şimdi bak bak bak. Artık bu adamın yerine bunu yazdım mı yazdım. 2 tane bu şey 3 tane bu şey aynı şey. O zaman 5 tane oldular bunlar. 3x eksi 1 eşittir 20. Tabii ki de senin en sevdiğin şey sadeleştirme. O zaman burası 5 ile 5 ile sadeleşti. Bunlar birbirini götürdü. Bu da birbirini götürdü. Gel gör ki çok güzel bir şey geldi. 3x 1 şu mutlak değer çizgisi değil. Bir orası. Burası ne oldu? Sadeleştirmeden dolayı 4 oldu. 4 oldu. E benim bu çok iyi bildiğim bir yere geldi. E bu ana kadar ne yaptım ben? Bu ana kadar özellik yaptım. Özellikleri biliyorsun sen. Özellik yaptım. Şimdi ne yapacağım? Denklem yapacağım. Burası 4 ise bu gerçekten 4'tür ya da 4'tür. Kim? İçerisi. Hiçbir işaret değişikliği bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Sadece buraya bak eksi koyuyorsun. 4'ü biri karşıya attım. Eksi 1 artı 1 diye geçti. 3 x eşittir 5'tir. Burada her iki tarafı 3'e bölersen 3'ler birbirini götürdü. x eşittir 5 bölü 3'tür. Burası tamam. Buraya geldim. 3 x eşittir. Eksi 4 artı 1 oldu. Burayı düzgün yazayım senin için. 3 x eşittir. Eksi 4 artı 1 daha. Eksi 3'tür. Her tarafı yine 3'e böldün. 3 3'e bölündü 1 kaldı. Yani x eşittir. Eksi 3 3'e bölünürse 3 3'e e bölündü 1. Ama başında da eksi var. Eksi 1 oldu. Çözüm kümesi nedir diyordu bana. Çözüm kümesi gözüm kapalı. Hemen buradakileri yazacağım. Eksi 1 ile 5 bölü 3 arasıdır. Arası değil pardon. Eksi 1 ile 5 bölü 3'tür. Buraya kadar ne yaptım? Özellik. Bak bunları çok iyi anlattık. Kafa karışıklığı yok. Burada da denklem yaptım. Anladın geçtim. Şimdi arkadaşım bu soruya odaklanıyorsun. Bak 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 bak. Bu soruda gözüme şu çarptı hocam. Burada mutlak değer var. E bu ne? Eksi yedi. Ya bu burada ne duruyor abi? Bu burada ne duruyor? Karşıya gitsin. Ne işi var bunun burada? İki tane. Beş x artı bir. Eşittir. Eksi yedi artı yedi diye gitti. On sekiz. Bak mutlak değer ne bir şahsına münasır derler değil mi? Böyle ne derler? Kendi halinde kendine ait özellikleri olan bir şey. O zaman mutlak değer. iki tane mutlak değer. 2 çarpı bir şey. 2'yi neyle çarparsan 18 eder? dokuzla Ya da her iki tarafı 2'ye bölersin. Şu ikiler birbirinin çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. O zaman burası 5x artı 1 oldu. Burası da 9 oldu. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Neresi arkadaşım? Burada nasıl ustasın sen? Sen biliyorsun. Burası ya gerçekten 9'dur ya da gerçekten eksi 9'dur. Burası ya gerçekten 9'dur ya da eksi 9'dur. Neresi? Mutlak değerin içi. O zaman biri karşıya attın. 5x eşittir 8. Her tarafı 5'e böldüm. x eşittir 8 bölü 5 oldu. Her tarafı 5'e böldün. Artık orayı anladın sen. Geçtim buraya. Ne var burada? Bak şimdi. 5x eşittir... Eksi 9 eksi 1 artı 1 karşıya eksi geçti. 5x eşittir eksi 10. Burada ben yaparım işte bunu. Bölü 5 bölü 5. O zaman ne oldu? X eşittir. Onu 5'e böldüm. 2 ama bir tane de ne var orada? Eksi var. ÇK nedir diyordu? Bu sefer güzel yazacağım. Eksi 2 ile 8 bölü 5 tir. Al sana arkadaşım. Bunu da çözdüm. Bu nedir? Denklem. Denklemleri anlatmıştık. Eksi karşıya geçerdi. Bölü bölü ola, çarpı bölü olarak geçerdi. Eksi artı olarak geçerdi. E gerisi mutlak değer. Mutlak değeri ne dedik? Nevi şahsına münasır. Kendine ait bir özelliği var. Onu da ona göre yaptım. Şimdi sana süper bir şey söyleyeyim. Ondan sonra olayı bitirelim yavaş yavaş. Eşitsizlikleri de anlatayım. Bitsin. Bak iki tane sayının cevapları aynıysa nedir abi? Bunlar ya gerçekten birbirinin aynısıdır. Mesela mutlak değer 3 mutlak değer 3'tür. Ya da Birisi üçgen, birisi eksi üçtür. E o zaman eksi üçle üçün birbirini nasıl eşitlerim? Birisi ya gerçekten birbirine eşittir ya da eksilisidir. Olay basit abi. Olay basit. Mutlak değer. Biri eksili, biri artılı. Olursa da olur. İkisi de artı olursa da olur. Bak şimdi. O zaman ne diyorsun? Bu mutlak değer birbirine eşitse ne diyorum ben? Ya gerçekten bunlar birbirine eşittir ya da bunlardan birisi birinin eksilisidir. Bak ne yaptım? Bunu bunun aynısı yaptım. Bir de bunu aynen alırken bir tanesini eksi yaptım. O kadar. Bir başka hiçbir şey yok. Bu kadar. O zaman ne oldu? Bu karşıya gitti. Bu buraya geldi. 3 artı 7 eşittir. 3x eksi x. 10 eşittir. 2x. x eşittir. 5 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Buraya geldim baktım. Burada ne oldu? İlk önce küçük bir işlem var eksi 3x artı 7 bu buraya geçti 4x oldu ee, özür dilerim buraya hızlı geçmiş olduk x artı 3x'ye geldi 4 tane x oldu 3 de karşıya geçti 7 eksi 3 oldu e buradan da 4x eşittir 4 oldu x vatandaşım 1 oldu her tarafı 4'e bölün bak şimdi burayı yaptık bir de bakalım gerçekten doğru mu söylemişiz 5 koyarsan yerine bak 5 koy 3 artı 5 8 Mutlak değer 8. Eşit mi? 5 koy 15'ten 8. Aynen öyle. Bak ben ne demiştim zaten? Ya bunlar birbirinin aynısıysa? Bak gerçekten de aynısı çıktı. Gel buraya. Gel buraya. Buraya bak şimdi. Cevap 1 buldun. 1 koyarsan ne olur? 4 olur. E 1 koyarsan ne olur? Eksi 4 olur. E bu da, bunlar da birbirinin aynısıdır. Çünkü ikisi de 4'tür. Ha zaten ben buna ne demiştim? Biri diğerinin eksilisidir. Bak bunu aynen alırken bunu eksiyle çarpmıştım. Çok da güzel yapmışım. Geçtim. Arkadaşlar bakın şimdi sayı doğrusu üzerinde böyle bir şey varsa aslında mutlak değer uzaklık değil miydi? O zaman iki şeyin uzaklığını da mutlak değerle gösterebilirim ben. Okuyalım. Sayı doğrusu üzerinde 2x bölü 3 sayısının 3'e uzaklığı. Bak 5'in 2'ye uzaklığı nedir? 5 burada 2 burada. Daha doğrusu 2 burada. 5 burada. Bunun uzaklığı nedir? Sen ne yaparsın? 5 eksi 2 yaparsın. Ya da 2 eksi 5 yaparsın. Uzaklık olduğu için mutlak değer koyarsan ikisinde cevabı 3 çıkar. O zaman iki şeyin birbirine göre uzaklığını birbirinden çıkararak bulurum. O zaman bak 2x bölü 3'ün 3'e uzaklığını nasıl bulacaksın? 2x bölü 3'ün 3'e uzaklığı. Uzaklığı bak bu. Uzaklık mutlak değer. Birbirinden çıkaracağım. Birbirinden çıkaracağım ama Birbirinden çıkartırken hangisinden hangisi çıkardı bilmiyorum. Eksi de olabileceği için mutlak değer aldım. Uzunluğu neymiş? 9'muş. O zaman gel 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 gel. Yine aynı şey. Uzaklığı 9'muş. O zaman ne diyorum? Bu mutlak değerin içi ya gerçekten 9'dur ya da ne diyorum? Bu mutlak değerin içi eksi 9'dur. Çünkü niye? Dışarı 9 çıkmış. 3'ü karşıya at. 2x bölü 3 eşittir 12. Bunun altında görünmez bir var. İçler dışlar yap. 2x eşittir. 36 ise x nedir? Her tarafı 2'ye bölersen 18'dir. Buraya gel. Karşıya at abi. Ne oldu? x artı 3 eşittir. Eksi 6 mıdır? Bunun altında görünmez bir var. Neden eksi 6 oldu? Bu karşıya artı 3 diye gitti. Eksi 9 artı 3 artı. Eksi 6 oldu. İçler dışlar yapalım. 1 ile çarparsam 2x'tir. 3 ile çarparsam eksi 18'dir. Şimdi gel gör ki her tarafı ikiye bölersen ne çıkar? X eşittir eksi 9 çıkar. Ha, X eşittir eksi dokuzsa X'in alabileceği değerler neler diyordu bana? X'in alabileceği değerler 1 18'miş bir de eksi 9'muş dedim. İstersen yerine koy bak yap. Bunu da sana ödev olarak veririm. ÖSYM böyle soruyor. Bizim yaptıklarımız neydi hocam? Bizim yaptıklarımız öğrenmeydi. Bak öğrendiğini uyguluyorsun. Uzaklık dediğim şey ne? Mutlak değer. Bunun buna uzaklığıysa birbirinden çıkartıp mutlak değer alıyorsun. Al sana eşitsizlikler. Artık son bölümdeyiz. Biliyorum çok uzun sürdü ama mutlak değer kafanızı karıştırıyordu. Bol örneklerle, çok pratik şeylerle ve konunun özelliğini, cinliğini verdikten sonra... İnşallah bu video ne kadar uzun olursa olsun senin için yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşım. Tek bir parçada mutlak değeri anlattım bitti. İki tane de anlatabilirdim ama tek de bir video gözün önünde iyi olur dediğim. AB AB reel sayı olmak üzere mutlak değerim A'dan küçükse. A tabii ki de pozitif olmak zorunda. A'dan küçükse bak ne demek istiyor bu? Mesela 5'ten küçük olsun. 5'ten küçükse 4 olabilir mi? Mutlak değerin içindeki 4 olabilir. 3 olabilir. 2 de olabilir. Ama bak eksi 4 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. O zaman şöyle düşünüyorsun. Bu bir A sayısından küçükse bir A sayısından küçük ya da eşitse aynı zamanda eksi A'dan da büyüktür. Öyle değil mi? Buradaki değerleri alabiliyorsa buradaki değerleri de alabilir. O zaman ben ne diyorum? Sen küçük gördüğün anda mutlak değerden çıkartıp buraya A koyarken ...buraya da eksi A koyuyorsun... ...ve olayı bitiriyorsun... ...eşitsizliklerde hani biraz önce denklemlerde yapmıştık ya... ...aynısı eşitsizliklerde geçerli... ...mutlak değeri kaldırırken... ...ama ne zaman? Küçüklerde... ...kaldırırken... ...buraya A koyarken... ...buraya eksi A koyuyorsun... ...ne zaman? Küçüklerde... ...peki büyük olursa... ...bak yine sayı doğrusu çizelim... ...burası sıfır... ...A'dan büyükler... O zaman aynı zamanda eksi a'dan da büyükler. E, küçükler bunu sağlar. Bak eksi a'dan küçükler. O zaman ne oldu? Hem a'dan büyükler hem eksi a'dan küçükler. Mesela düşün. 5 6 sağlıyorsa eksi 6 da sağlar. He, büyükleri gördün mü? Veya diyor iki parça halinde yazacağım. X ya gerçekten a'dan büyüktür. Bak ya gerçekten a'dan büyüktür. Ya da x eksi a'dan küçüktür. Buradaki gibi. Bak eksi a'dan küçüktür. Buradaki gibi. Aynen böyle ya gerçekten A'dan büyüktür ya da eksi A'dan küçüktür. Bunda nasıl yazdıysam bunda da öyle ezbere artık pratik yazıyorum. Nereden geldiğini anladım çünkü. A, B sıfırdan büyük olmak zorunda. Olduğu anda ve ikisinin arasındaysa burada da diyorum ki gerçekten ya A ile B'nin arasındadır ya da eksi B ile eksi A'nın arasındadır. Yine sayı doğrusunda gösterelim. Şurası 0, şurası A, şurası B olsun. Burada olan şeyler aynı zamanda eksi b ile eksi a arasındadır. Şey, pardon şurası a olacak şurası b olacak. Ama b büyükken eksilerdeyken b küçük tarafa geçeceği için o zaman ne olacak? Eksilerde bir ters dönme olayı olacak. Arkadaşım olay bu. Hemen ne yapıyorsun? Hemen bakıyorsun buraya. 3 saniye bak bakalım. Şunu 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 anla sorusunu yapacağım. Bak cin olacaksın. 3 saniye bak. Baktıysan hemen geçiyorum. Çünkü sorular beni bekliyor. Dedim geçtim. Oley be. Hoş geldin kardeş. Ne oldu? Hemen sorulara geçiyorum. Dikkat sorusu arkadaşlar. Bu dikkat sorusu kalsın. Bunu birazdan yapacağım. Bu dikkat sorusunu buraya kenara ayırıyorum. Çünkü ilk önce şu ısınma ve antrenmanlarımızı yapalım. Dikkat sorusu kenarda dursun. Hemen buraya geçelim. X artı 3. X artı 3 mutlak değerde ne diyor? 5'ten küçük diyor. Bak küçük dediğinde hemen ben ne yapıyordum? Bu gerçekten küçüklerde ne yapıyorduk? Hemen bir flashback yap. 3 saniye bakmıştın zaten. Hemen baktığın şeye bir daha geri dön. Ya 5'tir ya da eksi 5 arasındaydı. Küçüklerde hemen bunu yapıyordum. Yaptıktan sonra olay bitti hocam. Eşitsizlikleri sen geçen hafta çok güzel anlatmıştın. Ne vardı orada? Her taraftan 3 çıkartacağım. 3 çıkartırsam burası eksi 8 olur. Burası x kalır. Burası da 2 olur dediğim. Bana kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 7, eksi 6, nokta 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 sıfır var bir de burada. Bir de şurada 1 var. Çünkü ne diyor? 2'den küçük, eksi 8'den büyük diyor. Burada kaç sayı var negatiflerde? 7 sayı var. Bir de burada sıfır var. Bir tane. Bir de burada 1 var. Bir tane. Toplam kaç oldular? 9 tane oldular. Peki bu ne arkadaşım? Hocam bu ne ya? Bu ne? Bölme işte. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen bir kere kural biliyorsun. Kural ne diyordu? 3x artı 5 ile Cahart diye bunları ayır diyordu. Mutlak değer 2 diyordum. Mutlak değer 2 zaten 2 idi. Küçüktür 7. Her tarafı ben 2 ile çarpabilir miydim eşitsizliklerde? Pozitif olduğu için hiçbir sıkıntı yoktu. Çarpardım. O, pardon bu nereye gidiyor ya? Bunlar birbirini götürdü. Burası da 14 oldu. Bak şimdi mutlak değer 3x artı 5 küçük eşittir. 14 oldu. Tamam süper. O zaman ne olacak? Kesinlikle eksi 14 ile 3x artı 5 artı 14 arasında olacak. Neden? Çünkü küçüktür diyor. Küçüktür deyince gözüm kapalı. Şunu artı 14 eksi 14 yapıyorum. Hemen karşıya attım. Ya da artı 5. Her tarafı eksi 5 yaptım. Ne oldu? Eşittir. 9 oldu. Eksi 5 yaparsan eksi 19 oldu. Kim? 3x. Her tarafı 3'e bölersem eksi 19 bölü 3 oldu. X ne oldu burası da? Her tarafı 3'e böldüğüm için 9'u 3'e bölersem 3 olduğu Çözüm kümesi nedir diyordu? Çözüm kümesi artık benim için geçen hafta anlatmıştım. Kapalı aralık 3 kapalı aralık oldu. Yani 19 bölü 3 eksi 19 bölü 3 3 üç arasında bütün her şey olabilir. Dedim geçtim. Şu dikkat sorumu unutmayalım hemen. Şurada kalsın. Ne dedim ben burada? Şuna bakalım. Bir model soru daha var. Aralık vermiş. Aralık. Aralık verirse hemen ne yapıyordum? Pat ya gerçekten bu aralıktadır ya da tam tersi diğer aralıktadır. Ama burada ne vardı? Eşitlik yoktu. Eşitlik yoksa bu tarafa geçince de olmayacak. 2x eksi 1 küçüktür. Eksi 3 olacak. Bunda eşitlik olacak. Her tarafı 1 ile toplayayım mı? Topladın hocam. 4, 2x topladım 12. Ye. Çünkü niye? Buradaki eksi 1 gitsin diye. Her tarafı 2'ye böleyim mi? Böldüm. Her tarafı 2'ye böldüm. Bu da bu çıktı. Tamam. Buraya geldim. Bunu karşıya attım. Yani he, eksi 1 var ya burada. Her tarafa artı 1 ekliyorum. Eksi 10. 2x Burası da her tarafa 1 eklediğim için eksi 2. Iki. 2'ye böldüm her tarafı. Eksi 5 x eşittir eksi 1. Bunu da buldum. Bana diyor ki kaç farklı tam sayı değeri vardır? 2'ye eşit 3 var. 4 var. 5 var. Buradan 4 tane geldi. Burada da eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1'e de eşitlik var. Buradan da 4 tane geldi. Toplam ne oldu? 8 tane değerim oldu. Şimdi nereye geçtik? ÖSYM tarzı soruma geçtim. Zaten sonrasında bir tane de yazıl sorusu var. Bir tane de dikkat sorusu var zaten. Onları yapacağız. Hemen şuna bakalım. Burada ne var? Şöyle düzeltelim bir. Aynı şeyler. Ne diyor bana? X eksi bir sayısının, x eksi bir bölü üç sayısının beşe uzaklığı beşi çıkartıyorum ama mutlak değer eksi diyorum. Ne diyor bana? Dörtten fazla ama sekizden azdır diyor. Bu sayının buna uzaklığı dörtten büyük, sekizden küçükmüş. E hocam bu çok basit. Niye? Çünkü ben burada şöyle yaparım. O zaman İlk önce şurayı bir toparlayalım. Bak 2x eksi 1 bölü 3 eksi 5. Burayı anlatmıştık. 3 kere 5 15. 2x eksi 1 3 kere 5 15. Arada eksi var. Eksi 15 bölü 3. O zaman burası nedir? 2x eksi 16 bölü 3'tür. O zaman şu vatandaş anladım. Burada 4 2x eksi 16 bölü 3'tür. 8'dir. Ya da eksi 8 ile 2x eksi 16 bölü 3 4 eksi 4'tür. Çünkü eksi 4 daha büyüktür. Hemen şuraya yapalım. Her tarafı 3 ile çarparsan şurada da 3 ile çarptı. Bu 3'ler gider. O zaman burası 12 2x eksi 16 burası da 24 oldu. Her tarafı 3 ile çarptım çünkü. Şuraya bakarsam her tarafa 16 eklemem lazım ki şu 16 gitsin. 28 2x 52 çıktı. Sayılar biraz büyük çıktı. Hiç sorun değil arkadaşım. Çünkü 2'ye böleceğim şimdi. 14 x 26 bulduğum x'in bu aralıkta olabilir miymiş? Hiçbir sıkıntı yok. Normal işlem. Sadece şurada şu işlem biraz bizi üzdü. Fazla büyük sayı çıktı. Hiç sıkıntı değil ama olsun. Her tarafı 3 ile çarptın. Eksi 24 şu 3 gitti. 2x eksi 16. Burası da eksi 12 oldu. Her tarafı ne yapacağım? Artı 16 ile toplayacağım. Şey, 16 ile toplayacağım. Neden? Şurası eksi 8 olur. Çünkü şu artı o gitsin. Eksi 16 gitsin diye. Kimle topluyorduk? Artı 16 ile o zaman bu 4'e çıktı. Her tarafı 2'ye bölersen eksi 4 ile x dediğim şey 2 arasında olacak. Değer aralığını bulun diyor. X'in değer aralığı hem budur hem budur. İki tane değer aralığı vardır. Neden? Çünkü bana ne dedi burada? Bundan az, bundan çok dedi. Ben de böyle normal ayarladım. ÖSYM böyle soru soruyor demiştim. Dedim ve geçtim. İşte yazılı sorusu arkadaşlar. Yazılı sorusunu da yapalım. İlk önce dikkat sorumuzu yapalım. Çünkü dikkat sorusunda ne vardı? Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Aslında soru çok basitti. Bunu sana ödev olarak bırakacağım. Neden? Çünkü dikkat konusunu ben halledeceğim. Ödev olarak sana bırakacağım. Çünkü aynı hikaye, aynı hikayeler onlar çok basit oluyor. Bakın, şu ana kadar ben şunu biliyorum. Bu neydi hocam? 3 bölü mutlak değer 2x artı 1'di. Mutlak değer küçüktür 4'tü. Bak burada ne var biliyor musun? Bu hep yukarıdaydı. Hep yukarıda olması lazım zaten. Hep yukarıda olması için iki tarafı da ters döndürüyorum. İki tarafı da ters döndürürsem 2x artı 1 bölü 3. Burası da 4'tü. Bu da 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 olduğuna göre ama her iki tarafı ters çevirirsem eşitsizliklerde işaretim ters dönerdi. İşte dikkat kısmı burasıydı. O zaman bak içler dışlar yapabilirim artık. Ne oldu? 4 tane mutlak değer x hatta yapmana gerek yok. Şurayı ben sana söyleyeyim. Buradaki bu üçü karşıya atabiliyordun. Bu üçü karşıya attığın için 2x artı 1 Eşit pardon özür dilerim. 2x artı 1. Şurası ters dönmüştü. Burası da 3 bölü 4 oldu. Bu işlemi sana bırakıyorum. Zaten sana demiştim 3 saniye bak iyi anladı diye. Bir kere daha güzel yazayım. x artı 1 büyüktür. 3 bölü 4'ü sana bırakıyorum. Neden? Çünkü bu işlemi sen biliyorsun. Uzatmayalım. Videomuz daha da uzamasın. Şu işlemi hatta Yapalım ya boş ver. Size bırakmıştım ama yapayım ben. Nasıl olacak şurası? Ya gerçekten 3 bölü 4'ten büyüktür ya da ne demiştik? Eksi 3 bölü 4'ten küçüktür demiştik. Her tarafı bir atalım öbür tarafa. 2x eksi 1 bölü 4 oldu. 2'yi de buraya atarsan x dediğin şey eksi 1 bölü 8 oldu. Bunu buraya atarsan 2x eşittir. Eksi 7 bölü 4 oldu. Her tarafı 2'ye bölersen eksi 7 bölü 8 oldu. O zaman x'im demek ki çözüm kümesini bunun diyor. Eksi 1 bölü 8'den büyük ama eksi 7 bölü 8'den küçük oldu. Çözüm kümesini de buldum. Küçük bir yazılı sorusu var. Çünkü öğretmenlerim bunu sever. Yazılı sorusu da soruyorlar. Hemen ben bu yazılı sorusunu anlatıyorum. Ne oldu? Bunu bana vermiş. Ya ben bunu biliyorum. Bildiğim için direkt yazıyorum. X dediğim şey nedir? Ya gerçekten 3'tür ya da eksi 3'tür. Bildiğim için heyecanla yazdım. Soruyu okumadan yazdım. Sonra bana diyor ki... Bu mutlak değer küçük 3 ise... Y olduğuna göre Y'nin en geniş aralığı nedir? Bak bana bir aralık verdi ya... Bir aralık verdiyse... O zaman ne olacak? Bu aralığı buna benzeteceğim. Çünkü... Bana y nedir diye soruyor. Y nedir diye soruyorsa her tarafı 5 ile çarpacağım. 2 çıkartacağım. O zaman y olacak. Her tarafı 5 ile çarpalım. Çarpı 5 yaptım. Eksi 15. 5 x. Artı 15. Tamam bunu hallettim. Her taraftan 2 çıkartalım. Eksi 17. 5 x eksi 2. Burası da 13 oldu. 13 oldu. Sonrasında ben zaten neyi biliyorum? Bu adam y'ye eşit. O zaman bu da y'ye eşit. Eksi 17 y. Burası da 13 oldu. En geniş değer aralığı nedir? Y nedir? Eşittir. Kapalı. Eksi 17 ile kapalı 13 aralığındadır. Böyle güzel bir yazılı sorusu yaptık. Videomuz bir saate açtı ama hiç sorun değil. Neden? Mutlak değerin ıncığını, cıncığını, ayrıntısını, bütün her şeyi öğrendin sen. Artık videomuz bitti. Ödüllü soruyla karşınızdayız. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz.